Başlayabilir miyim arkadaşlar? Evet, değerli basın mensupları önceden planlanmış bir basın toplantımız. Bu yüzden karşınızdayız. Bir gerçeği unutuyoruz. Nedir o? Deprem gerçeği. Son olarak Elazığ ve İzmir'de yaşanan depremlerden sonra aklımıza gelmişti deprem gerçeği. Ama bu depremler üzerinden bir süre geçtikten sonra yeniden hatırımızdan çıktı. Hatırlamak için ise yeniden bir depremin olması gerekiyor galiba. Deprem yaşanıyor, deprem yaşandıktan sonra 3 gün, beş gün, 10 gün kamuoyunun gündeminde deprem konuşuluyor, deprem öncesi konuşuluyor, arama kurtarma çalışmaları konuşuluyor, televizyonlarda birinci, ikinci haber oluyor, hatta bütün bülten depremle ilgili oluyor, gazetelerde deprem manşet oluyor ama 10 on gün, 12 on gün, 15 gün sonra deprem yeniden gündemin dışına çıkıyor ve unutuluyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak deprem gerçeğini unutmuyoruz ve unutturmak istemiyoruz. Bu nedenle afet ve aşırı da, afet ve aşırı doğa olayları politika belgemizi hazırladık. Afet ve aşırı doğa olayları politika belgemizde deprem anı, deprem öncesi ve deprem sonrasında ilişkin olarak önerilerimizi sıralıyoruz. Sadece deprem mi? Hayır. Aynı zamanda bu belge ile, bu politika belgesiyle iklim krizi yanlış su yönetimi, çarpık kentleşme ve afetle ilişkin önerilerimizi de gündeme getiriyoruz. Afet riski azaltılmış dirençli kentler kurulmalıdır. Bir an evvel. Afetlere karşı şeffaf ve katılımcı yönetim şarttır. Afet riskini dayanışma ile azaltmak mümkündür. Değerli basın mensupları, afet sonrası güvenli müdahale şarttır, olmalıdır. Yurttaş odaklı kentsel dönüşüm projeleri yapılmalıdır. Kentler yeniden inşa edilmeli ve iyi inşa edilmelidir. Afet işleri ve deprem bakanlığı bir an evvel kurulmalıdır. Yerel yönetimlerin yetki ve kapasitesi de arttırılmalıdır. Deprem gerçeğini unutmamamız gerekiyor. Deprem olduktan sonra ah dememek için, vah dememek için bugünden gerekli tedbirleri almak gerekiyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hükümeti bir kez daha bu konuda deprem ve afet konularında duyarlı olmaya davet ediyoruz. Önerilerimizi, tespitlerimizi bu politika belgemizde sıraladık. Bunu hem bakanlıklara hem kamuoyuna yönlendireceğiz, yollayacağız. Umarım hükümet bunlardan bir ders çıkartır. Ayrıca Pazartesi günü, iki gün sonra, 11 Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyesi İzmir'de bir su çalıştayı gerçekleştirecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın başkanlığındaki başka bir su yönetimi mümkündür başlığıyla yapılacak olan bu toplantı, bu çalıştayı da bilgilerinize sunuyoruz. Aslında bugün için daha kapsamlı, daha detaylı bir basın toplantısı gerçekleştirecektik. Ama malum gündem nedeniyle dün akşam dün gece yap, yapılan bir operasyon nedeniyle basın toplantımızı kısa tutuyoruz. Deprem konusunda, afetler konusunda hazırladığımız sosyal politika belgesini, hazırladığımız siyaset belgesini takdirinize sunuyoruz. Umarım medyamız da buna gerekli değer verir ve gerekli yeri verir diyorum. Eğer varsa sorularınızı da almak istiyorum. Buyurun değerli arkadaşlar. Efendim, İstanbul Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki Taksim Gezi Parkı Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredildi. Bu konudaki görüşlerinizi rica edebilir miyim? Evet, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 seçimlerinde aldığı darbeyi, 23 seçimlerini kaybetmeyi hala hazmedemiyor. Hırsını, hazımsızlığını bu konuda sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Bu gerçektir. Bu gerçeği yok edemez. İstese de istemese de bunu kabul etmek zorunda. Bu kararla gasp yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gasp girişiminde bulunuyor. Biz bunu bir gasp olarak nitelendiriyoruz. Buyurun. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi müsaadenizle onları ileteceğim. Buyurun. Fox TV tarafından yönlendirilen sorular var. İlk soru şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldı. Bir gün önce de Yeni Şafak bu konuyla ilgili bir manşet atmıştı. Naci Ağbal'ın görevden alınması sadece faizle mi ilgili yoksa arkasında başka bir neden var mı? Sizin bu konuya ilişkin yorumunuz nasıl olacak? Evet. Gelişmeler üzerine MYK'mız Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı da toplanacak değerli arkadaşlar. Ama kısaca şunu söyleyebiliriz. AKP'nin yandaşı en büyük destekçisi olan Yeni Şafak gazetesi dün bu operasyonu kim adına çektiniz manşetiyle çıkmıştı ve Sayın Naci Ağbalı hedef göstermişti. Saray da Yeni Şafak Gazetesi'nin bu talebini yerine getirdi ve Sayın Naci Ağbalı görevden alarak Yeni Şafak yazarı Şahap Kavcıoğlu'nu atadı. Damat Berat Albayrak istifa ederken istifa dilekçesinde, istifa açıklamasında şunu söylemişti: "At izi it izine karıştı." demişti. Gerçekten de at izi it izine karışmış görünüyor. Bu işler çocuk oyuncağı değil. Bir çocuğun oyuncakla oynadığı gibi Merkez Bankası'yla, ekonomiyle oynayamazsınız. Bu yanlışın, bu yanlış politikanın bedelini millet ödüyor. Millet, çiftçi, köylü, işçi, emekli, esnaf ödüyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a göre hava hoş, ona göre hayat güzel. Sarayında bir eli yağda, bir eli balda yaşıyor. Ama millet bu yanlış politikanın bedelini ödüyor. Erdoğan'ın şahsım hükümeti 3 yıl içerisinde 3 Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldı. Bakın Murat Uysal'ı aldı, Naci Ağbal'ı atadı. Naci Ağbal'ı aldı, Şahap Kavcıoğlu'nu atadı. Sorun ne Murat'ta, ne Naci'de, ne de Şahap'ta. Sorun sende Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sende. İlk seçimde sandıkta gideceksin ve bu sorunlar çözülecek, ekonomi istediği noktaya gelecek. Sorunun kaynağı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzatı kendisidir, şahsıdır. Evet. Efendim Fox TV'nin bir diğer sorusu da şöyle. Cumhurbaşkanı İstanbul Sözleşmesi'ni iptal etti. Kanun nasıl kararname ile iptal edilir tartışması da kamuoyunun gündeminde. TBMM devre dışı bırakıldı tepkisi de kamuoyu tartışılıyor. Sizin e, bu yorumlara ve bu duruma ilişkin e, açıklamanız nasıl olacak? Değerli arkadaşlar, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin olarak bugün kadın milletvekillerimiz ve kadın parti meclis üyelerimiz bir toplantı gerçekleştirecek ve ardından kadın milletvekillerimiz ile kadın parti meclis üyelerimiz ortak bir açıklama yapacaklar. Onların açıklamasını dinlemek, beklemek daha doğru olur diye düşünüyorum. Teşekkürler.